Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış süreci, özellikle Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan'ın kararlı tutumu nedeniyle devam ediyor. Ve Nikol Paşinyan, esasında yenilgiyle sonlanmış 2. Karabağ Savaşı sonrasında yenilgiye uğramış bir ülkenin başbakanı olarak İkinci defa bir seçim zaferine kendisini taşıyan seçmeninin talepleri doğrultusunda davranıyor. Nedir o talepler? 2020 yılındaki yenilgiden sonra 2021 Haziran ayında yapılan seçimde Nikol Paşinyan'ı parlamentoda büyük bir çoğunlukla iş başına getiren halk kendisinden bir tek şey istedi. Kalıcı barış. Bu barışı sağla, herkes işine baksın. Tabii bu Rusya'nın ve özellikle de Rusya ile bağlantılı oldukları bildiğimiz Robert Koçaryan gibi, Serj Sarkisyan gibi Karabağ çetesi diye adlandırılan alçakların işine gelen bir tutum değil. Şimdi daha önce de ifade ettiğim gibi bir sınır belirleniyor. Bu sınır belirlendiği dakika itibariyle Kafkasya'da savaş nedeni ortadan kalkacak. Bu kadar önemli yani. Bu sınır önemli arkadaşlar. Bakın, İsrail bir türlü sınırını belirlemediği için kan döküyor. Sınırını belirlese herkes onunla normal ilişki kuracak, birlikte yaşayıp gidecekler. Hayır. Bir dönem bizim Yunanlılarla Rumlar da böyleydi. Ermeniler şimdi ayaklar suya erdi. Baktılar ki bu işin sonu yok. Onunla savaş, bununla savaş. Sonunda gelir birisi seni fena halde döver. Dövdü zaten. Olay budur. O yüzden Nikol Paşinyan şu anda kendi iç kamuoyunda Rusya tarafından da fışfışlanan bir muhalefetin ağır baskısıyla karşı karşıya. İşte o çerçevede apolistik Ermeni kilisesi, Ortodoks kilisesinin başpiskoposu Bagrat Galstanyan çıktı, yürüyor Erivan'a doğru. Çıktı geliyor. Arkasına da toplamış birkaç bin kişiyi. Ne o? Efendim, orada dört tane Azerbaycan'a ait sınır var, köy var. Onları niye vermiş? Vermesin mi? Bakın adam ne diyor? Bakın adam ne diyor? Dün dört saat konuştu. Dört saat. Ne yapsın? Yavaş yavaş adama sempati duymaya başladım. Yani kendi memleketini kurtarmaya çalışıyor öncelikle. Ne diyor bakın? 1991 Almata Deklarasyonu'nun bu 1991 Almata Deklarasyonu şu arkadaşlar, tekrar anlatayım. Çok kısa bir cümleyle. Sovyetler Birliği dağıldığında bütün o cumhuriyetlerin sınırları bir Sovyet haritalandırma metoduyla bağlandı. Yani o Almata Deklarasyonu'yla şu andaki bütün haritalar yasallaştı ve meşruiyet kazandı. Tabii buna uyan var, uymayan var. O ayrı bir öykü. Ermeniler uymadılar. 32 yıl Karabağ'da işgal yaptılar. Sonra yediler dayağı, geri çekildiler. O topraklar niye Rusya Ermeni dayak yerken Karabağ'da gelip de kurtarmadı onu? Putin çıktı, dedi ki kardeşim, savaş dedi Ermeni toprağında olmuyor ki, Azerbaycan toprağında oluyor, ben nereye geleceğim dedi. İşte bu 91 deklarasyonu budur. Ama aynı Putin 91 deklarasyonuna rağmen tanıdığı Ukrayna'nın siyasi sınırlarını tanımıyor şimdi. O da ayrı bir öykü. Şimdi diyor ki Paşinyan, 91 Almata Deklarasyonu'nun Ermenistan-Azerbaycan nihai barış anlaşmasına dahil edilmesi konusu 10 Mayıs'ta Kazakistan'da gerçekleşecek Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacak. Bir defa çok güzel. Kazakistan'da buluşuyorlar Ararat Mirzoyan, Ceyhun Bayramov. Ne Avrupa, ne Amerika, ne Rusya. Kazaklarla beraber o işi orada çözmeye çalışacaklar. Onlar karıştıkça iş büyüyor. Çok doğru bir karar. Çok. Tam Türk tipi bir düşünce.
Kardeşim Charles Michel'le, Putin'le, Blinken'le olmuyor. Hepsinin kendine göre talepleri var. Kazak'ın var mı? Yok. O zaman gidelim Kazakistan'da çözelim bu iş. Bitti. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın çizilmesinin temel ilkesi olan Almata Deklarasyonu Ermenistan ve Azerbaycan tarafından kabul edilmektedir. Her iki ülke tarafından da yüksek düzeyde kaydedildiği için de bu geri dönülecek bir dönülmeyecek bir gerçektir. Bitti. Şimdi adam bak nasıl telaşlı. Güvenlik garantimizin olmadığı bir durumdayız. Yani diyor ki bakmayın diyor o NATO yok Avrupalılar burada Rus. Bunların diyor hiçbiri bizi gelip kurtaracak durumda değil bu Türklerin elinde. Biri bu tarafta Türkiye var, bu tarafta Azerbaycan var. Bir patırtı çıktığında diyor esasında kimse gelmiyor. Kimse gelmeyecek. Onu diyor adam. Güvenlik garantilerimizin olmadığı bir durumdayız ve dolayısıyla bu durumda bizim eylemimiz ne olmalı? Güvenlik garantileri oluşturmak zorundayız. Şimdi sadece sınır çizmekle kalmıyoruz. Sınırlamanın amacı güvenlik garantilerinin oluşumunu uygulamaktır. Yani diyor ki ben sınırı çözersem garanti altına giriyorum diyor. Egemenliğim de toprak bütünlüğüm de garanti altına giriyor diyor. Daha ne desin adam? Sınır belirlemenin şu anda %90'ı bitmiş durumda. Ne kadar hızlı biterse güvenlik garantilerimizin oluşturulduğunu ve savaşın temelini kaybettiğini olan inanç da o kadar güçlenir. Savaş gayrimeşru hale geliyor. Sınırı çizdiğin an niye savaşacaksın zaten? Savaş bitiyor sınırı çizdiğin an. 1638 Kasrişehir'in sınırı çizmişiz İran'la bir daha hiç savaşmamışız. Bitti. İran ve devam ediyor bakın. İran ve Gürcistan ile komşuluğun derinleştirilmesi ve geliştirilmesi, Türkiye ve Azerbaycan ile düşmanlığın önce yönetilmesi, azaltılması ve ortadan kaldırılması ana hedeftir. Yani diyor ki ben kademeli olarak hepinizi rehabilite edeceğim. Bu Türkiye ve Azerbaycan'la düşmanlık bitecek diyor. Düşmanlığın yönetimi, düşmanlığın bölgemizde kontrol edilemeyen sonuçlarının olmamasını sağlamaktır. Savaş istemiyor adam. Bunu azaltma aşamasına getirmek ve uzun vadeli stratejiyle sıfırlamak demektir. Benim tanıdığım Erdoğan ve Aliyev Paşinyan'a bu yönde destek verir. Yani problem çıkarmazlar. Bir an önce bu işin bitmesini iki taraf da istiyor zaten. Şimdi diyor ki esas, bakın bu cümle önemli. Sınırın çizilmesini engellemeye çalışanlar, savaş kışkırtarak ülke içinde iktidar değişimi gerçekleştirmeyi hedefleyenlerdir. Amaçları Ermenistan'da gayrimeşru bir kukla hükümet kurmaktır. Ermenistan egemenlik ve bağımsızlığının kağıt üstünde kalmasını fakat fiilen yok olmasını isteyen bir senaryodur. Bu kime biliyor musunuz bu laf? Putin ve onun içeride yani Erivan'daki adamlarına laf söylüyor. Direkt. Bugün bir günlük bir seyahat için Moskova'ya gitti. Yani 8 Mayıs günü. 9 Mayıs'a kalmıyor. 9 Mayıs'taki Kızılay Meydan gösterilerine kalmıyor. O Putin'le ne konuşacak, ne edecek, oradan ne çıkacak, bir tehdit alacak mı, almayacak mı? Onları da yarın bakacağız. Hoşça kalın.